Şimdi Funda Hanım'ın size dağıtacağı dosyalarda kıyafetlerin bitmiş halini göreceksiniz. E tabii gelinlik hariç çünkü o dikime yeni girdi. Kıyafetin yanındaki açıklamalarda kıyafetin öyküsü var. İçerdiği mesaj, kullanılan malzemeler ayrıntılı biçimde yazıyor yanlarında. Manken seçim bitti mi? Tamamını Türk mankenlerden seçtik. Çünkü Türk kadınlarına Türk mankenlerle mesaj vermek istedik. Güzel fikir. Yani modaya kapılıp yabancı manken kullanmamak. Size verdiğim dosyaların sonunda mankenlerin fotoğraflarını bulabilirsiniz. Çok güzel. Ama hangi mankenin hangi kıyafet taşıyacağını henüz karar vermedim Onur Bey. Vallahi bence hepsi kusursuz görünüyor. Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Yaza damgamı vuracağım derken bu kadar ciddi olduğunu bilmiyordum. Defile bitsin, öyle mi olacak? Göreceğiz bakalım. Vallahi dedem olsa görünen köy kılavuz istemez derdi. Yarın yapacağım toplantılardan sonra organizasyonla ilgili her şey de netleşecek. Aman dikkat et, son dakika sürprizi yaşamayalım. Yok, merak etmeyin. Kötü şans yakamızı bırakacak bu sefer. Vallahi benim başka sorum yok. Benim de yok. Her şey yeterince açık ve mükemmel görünüyor. Bahar'ım var galiba. Bahar? Efendim hayatım. Var mı başka sorun? Hayır, gayet tatmin edici bir toplantı oldu. Teşekkür ederiz. Böyle düşünmenize çok sevindim. O zaman biz çıkalım Funda Hanım. Olur. Kızlar gider, erkekler baş başa kalır. Ben de odama geçeyim, size kolay gelsin. Hadi görüşürüz. Unuttu. Mümkün değil. Gümüş böyle şeyleri atlamaz. Hele konu sen olunca imkanı var mı? İnşallah. Bakalım. Buyurun. Merhaba. Müsait misin? Kısaysa evet. Proje için geç kaldığımızı hatırlatmak istedim de. Maalesef bir türlü ona sıra gelmedi. Hala ilgilenemedik. Heyecanını da kaybetmiş gibisin projeye karşı. Yo, dediğim gibi sıra gelmedi. Defile bitsin, onunla ilgileneceğiz. Ben ciddiyim Bahar. Yani beğenmediysen atar, yenisini hazırlarız. Yönetim kuruluna sunmadım nasıl olsa. Sen beklemekten sıkılmışsın. Projede sorun yok. Tek sorun zaman. Kapris yapıyormuşum gibi oldu şimdi ha. Sen de çok yoğunsun tabii. Bunu göz ardı etmemek lazım. Onca iş, sorun. Nasılsın? Gördüğün gibi yoğun. Ben seni meşgul etmeyeyim o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz. Teslimatın sorunsuz gerçekleşmesine sevindim. Bahar. Yeni siparişin stokları kontrol ettirmeden bir şey söyleyemem. Az önce çok istedim, soramadım. En kısa zamanda ben size bilgi verilmesini sağlarım. Gökhan'la yeniden birlikte misin? Tabii tabii, o konuda sorun olmaz. Stoklar isteğinizi karşılar. Ama netleştirmeden olur demeyelim. Lütfen bana bir cevap ver. Birlikte misin, değil misin? Mustafa Bey, bir saniye. Sana ne bundan Selim? Lütfen bağır. Evet mi, hayır mı? Sadece bir cevap. Hayır. Telefonla konuşuyorum. Dışarı çıkar mısın lütfen? Alo. Ben size yarın en sağlıklı bilgiyi verebilirim. Tamam, teşekkürler. Çok ses getirecek ama bir o kadar da doğal bir defile istiyorum. Son derece etkili parçalar hazırlamışsınız. Heyecan verici. Teşekkür ederiz. Biz kırmızı ve pembeyi vurgulayacak gri bir dekor düşündük. Böyle sert olmayan ışıklar. Muhteşem olacak. İnşallah.
Kıyafetlerin sırası ve mankenlere karar verdiniz mi? Aslında kıyafetlerin sırası belli. Mankenler de seçildi. Kimin hangi kıyafetleri giyeceğine henüz karar vermedik. İsterseniz ben size yardımcı olabilirim. O olabilir. Merhaba. Hadi aşkım. Eve gitmiyor muyuz? Hayatım, daha işim bitmedi. Ama canım, dedem geldi, gecikmeyelim, ayıp olacak. Mehmet, bir saatten önce çıkamam. Sen git, bekleme beni, olur mu? Canım, yarın devam edersiniz. Bak, trafikte mahvolacaksın tek başına. Mehmet, bir saat sonra çıkacağım ben. Yani bu kadar yol almışken. Tamam mı canım? Tamam. Sen nasıl istersen. O zaman iyi çalışmalar. Sağ ol canım. Kusura bakmayın. Affedersiniz, nerede kalmıştık? Aa, Mehmet, ne haber? Gümüş'ün odasından mı geliyorsun? Evet. Vallahi sizin odaları birleştirsek daha kolay olur. Git gel yorulmazsın böylece. Doğru söylüyorsun. Değerlendirelim. Nereye böyle? Surat beş karış. Eve gidiyorum. Dedem gelmiş. E bana niye söylemiyorsunuz? Ne zaman gelmiş? Bu sabah gelmiş. Nasıl? İyi miymiş? İyi iyi. İşte evde dinleniyormuş zaten. E Gümüş, yalnız mı gidiyorsun? Gümüş Hanım, kendileri sonra gelecekler. Şu anda toplantıdalar. Etekleri zil çalıyor kızım. Bırak çalışsın. Doğru. Gümüş hatırlamıyor kaptan. İmkansız. Adını unutur, bunu unutmaz. Yok yok. Kesin unuttu. Defile yüzünden o kadar başı kalabalık ki. Bugün günlerden ne diye sorsam bilmez. Tarihleri bile karıştırmıştır. Unutmaz. Bak görürsün, kesin sana bir sürpriz hazırlıyordur. Geçen yılda seni şok etmedi mi? Doğum gününde hepimizi Kartepe'ye götürmüştü, ne güzel. Geçen yılda ama o.